Merhaba Oktay Bey. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Başarılar. Enteresan. Komşumu seçtim aslında. Evet, gitmesini de pek istemiyorum birlikte. Ben de seni. Aynen ama yapacak bir şey. Uzun süredir orada biliyorsun, aynen. Komşuluk yaptık evet, diyorsunuz. Evet, çok uzun zamandır. Ne o seçildiğinde ben seçildim, öyle kaldık. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu biraz evvel açıkladın gerçi de. Bir ufak böyle ısınma turu gibi mi geldi? Yoksa sana daha yakın olduğundan kaynaklanan bir durum mu bu? Bu kategori. Şimdi onların tecrübesi var. Buraya çıktılar, biz hiç çıkmadık. Dedim ki bir tecrübe edinelim. Isınma. Isınma turu yapalım. Peki Cansu atlarsa bu kapışmadan öbür tarafa? Atlayabilirim. Geçebilirim. Yerimi ona veririm. Yapacak bir şey yok ama kısmet. Komşuluk ruhu. Komşuluk. Evet. Peki arkadaşlar, tanıyalım seni biraz Berfu. Ben Berfu. Benim kategorim tıbbi gereçlerdi. Niye tıbbi gereçler? Çünkü ben hemşireyim. Hemşiresin, sağlık çalışanısın. Sağlık çalışanıyım. Hematopoietik kök hücre transplantasyon bölümünde hemşirelik yapıyorum. Yaşım 25. Ben 11 yıldır hastanenin içerisindeyim. Niye 11 yıldır? Nasıl oluyor yani, öyle? Yani hem liseden. Ha, evet, sağlık lisesinde. Lise hemşirelik çıkışlıyım, üniversite hemşirelik çıkışlıyım. Süper. Yaklaşık 11 yıldır kesintisiz hastanenin içindeyim. Süper. Bilemeyeceğim tıbbi gereç olduğunu zannetmiyorum. Zaten arkadaşlar ben seçirsem burada onu seçmezdim asla. O kadar. Çok iddialı konuşuyor. Ama hakikaten tıbbi gereçler şimdi bu kadar çocukluğumdan işin içinde beri diyebilirim evet. Yani 14 yaşımdan beri ben o hastanenin içindeyim. Anladığım yani. Anladığım kadarıyla böyle el yordamıyla bile her şeyi söyleyebilir o yani. Evet. Şu bisturi, makas, hepsini söyler. Buradan hastalarıma da selamlar. Enteresanmış. Peki. Seni tanıyalım Cansu. Ben Cansu Okcan, 27 yaşındayım. Anaokul öğretmeniyim. İstanbul'da yaşıyorum. Yani dizi izlemeyi çok seviyorum. Küçüklüğümden beri o yüzden dizi karakterli diziler. O konular bende diyorsun. Ben de. Dans etmeyi çok seviyorum. Süper. Ama skleroz ameliyatlıyım. Evet. Öyle mi? Küçük yaşta ameliyat hiç oldum. Dans etmeyi çok sevdiğim için de hocamdan şunu rica etmiştim. Hocam ben dans etmeyi çok seviyorum. Lütfen bir hareket yapabileyim. Hani bir estetiğim bir şey olsun. Sen de o kadar olsun fazla hareket yapma canım. Güzel güzel ufak ama, ufak dans et yani. Ama bu benim hayalim de Oktay Bey. Allah Allah. O da sağ olsun iki vida eksik taktı bana. Güzel. Evet. İki vida. Evet. Ayarı yok mu onların? Hayır şöyle. Tamam 30 santim platin var. Ben dans edeceğim hocam. Şu ayarları biraz gevşet. Hayır şöyle. Kalçamı sağa sola hareket ettirebilmem için. Yoksa tamamen kuyruk sokumuna kadar olsaydı put gibi kalacaktım. Öyle yani mi? Evet. Hmm. 30 santim, 16 vidam var. O iki vida sayesinde şöyle şöyle yapabiliyorum. 16 vidam mı var? Evet. Peki bu X-ray'lerden geçerken ötüyor mu? Ötmüyorum. Titanyum. Evet, 6 milyon değerinde sırtımdaki platin. Evet, kaplumbağa gibi sırtımda taşıyorum. Güzelmiş. Öyle. Sağlıklar diliyorum bundan. Teşekkürler, sağ ol. Dışarıdan görünce çok sağlıklısın, sporcu gibi duruyorsun diyorlar. Doğru. Bir bana sorun diyorum. Doğru ama iyi duruyorsun maşallah, evet. İşini yapan iyi yapmış yani. Bir de enerjimi düşürmüyorum, evet. Mehmet Akif kaygısız, kendisini çok süper seviyorum. Süper, şimdiden hayatında başarılar teşekkürler diliyorum. Arkadaşlar kategorimizin adı dizi karakterleri. Meydan okuyan sensin Berfu. Ekranda gördüğünüz dizi karakterlerinin adını söylemenizi istiyoruz. Oyuncunun adını değil, dizideki karakterin adını söylemenizi istiyoruz. Karakter sadece lakabıyla biliniyorsa sadece lakabını söylemeniz yeterli olacak. Tamamdır. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Ve ben aranızdan çekiliyorum. Kapışma başlasın. Neyse alırsın artık. Çok ışık var ya, gözümü aldı, değil mi? Farklı. Burhan Altıntop. Pas. Memati. Haluk. Kuzey, Güney. Havuç. Ezel. Pas. Nur Hayat. Pas. Afet Hoca ya. Aklıma gelmedi. Gafur.
Ferişta. Bihter diyeceğim de değil. Nihal. Pas. Beria ya, of. Aklıma gelmedi. Pas. Diyorum. Adanalı. Pas. Fıs fıs İsmail. Pas. Pas. Tebrikler. Tebrikler. Keşke kendi alanında yarışsaydım ya. O kadar... Çok yetkindim diyorsun o konuda. İzlediğim diziler boşuna gitmemiş. Ama senin kategorin de o kadar enteresan bir kategori ki kimse gelip seninle yarışmak istemezdi. Ben olsam ben de istemezdim yani. Ama ben söylemedim hemşirelik olduğumu. Sağlık... Bir de iki tane de tıpçı var burada. Çok enteresan çünkü gelip de tıbbi gelişler kategorisini seçmiş birinin yanında gelip de ben de seni seçeceğim demek bir, çok akıl kârı bir durum değil yani. Evet, hemşireyim diyor kaç yıldır. Ama hemşire olduğunu yani. Bilmiyor değil mi kimse? Söyledin kimse, mi? Yani birkaç kişi biliyordu. Birkaç kişi evet. Biliyordu. Peki evet arkadaşlar alanlarınızı birleştirelim. Senin alanın Cansu'ya miras kaldı. Tıbbi gereçler. Tıbbi gereç oldun artık. Bundan sonra onunla devam edeceğiz. Çünkü çok kritik bir bölge orası. Çok teşekkür ederiz Berfu. Teşekkür ederim kattın. Ben de. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz.